Herkese tekrardan selamlar. Görmüş olduğunuz gibi hem Balkanlarda hem Anadolu'da hem Kafkaslarda Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika taraflarında toprağımız bulunuyor. Bayağı bir yayıldık. Ekonomimiz çok iyi. Prestijimiz ve dindarlığımız çok iyi. Sırf İstanbul'dan aylık 24,5 altın kazanıyoruz. Bu gayet güzel. Ve daha yarısı bile geliştirilmedi denebilir. Gelişmişliğimiz çok yüksek. Hazır İtalya yarımadasına da girmişken diyorum ki imkanımız varsa mesela Roma İmparatorluğu'nu yeniden kurabiliriz. Neden olmasın değil mi? İşte ben tam olarak da bunu yapmaya çalışacağım. Bence çok iyi bir fırsat geçti elimize. O fırsatı ben size biraz anlatayım diyorum. Öncelikle şu bildirimlerimize bakalım. Yani mezhep liderine altın talep ediyormuş. <laughs> Hadi talep ettik o zaman. Bu arada bunu görmek hiç hoş değil. Roma'da düşük kontrol diyor. Oo. Evet ama Roma'daki tabii kontrol hızlıca artıyor. Çünkü burada görmüş olduğunuz gibi 4 tane tapınak yerleşim var. Bunlar da kontrolü aylık şu oranda görmüş olduğunuz gibi arttırıyor. Yüksek gelişmişliğe rağmen hem benim öğrenimim hem de Patrick'in öğrenimi sebebiyle de buraları hızlıca değiştirebiliyoruz dini açıdan. Papa bize son derece kızgın tabi burada görmüş olduğunuz gibi ancak yakında ölecek. Kendisine şu an savaşı ilan edemiyoruz çünkü bir ateş kesimiz var. 5 yıl sonra diyor ama Papa'nın 5 yıl daha yaşayacağını zannetmiyorum. Ordumuzun gücü tam ne yazık ki elimizdeki düzenli asker ordusunun maksimum kapasitesi bu kadar. Toplam askerlerimiz de maksimum kapasitesi 25.000'e kadar ulaşabiliyor. Gayet güzel. Mareşalimiz de hemen şurada Roma'daki kontrolü arttırması için kullanalım. İyi olur, fena olmaz. Başa geçmesini istediğim oğlum gayet güzel bir şekilde büyüyor. Bu oğlumuzu bir şekilde ekarte edeceğiz. Hatta kendisine bulabiliyorsak bir eş bulabiliriz. Mesela bakın Polonya krallığı ile evlendirebiliyormuşuz. Heh, fena değil. İttifakımız olur aslında. Ancak Baviera, uh tabii. Bavyera biraz sıkıntılı. Problemler var. Esasında Bavyera ile bir evlilik yapılabilir bence. Mevcuttaki planım İtalya Krallığı'nı ele geçirmek. İtalya Krallığı'nı ele geçirebilmenin şu an mevcut tek yolu bir hak iddiasına sahip birey bulup onların hak iddiasını kullanmak. Burada gördüğüm kadarıyla bu abimizin iki tane krallık ünvanı var. Bu da gayet güzel bir şey bizim açımızdan. Çünkü biz bir tane krallığı ele geçirirsek kendisi başka bir yerde yine kral olarak kalmaya devam edecek. Bunun için de ben çok uygun bir aday buldum arkadaşlar. Nasıl bulduğumu size söyleyeyim. Alebilerden Ekber Alevi diye bir abimiz var. Bu da görmüş olduğunuz gibi Barbera Karling hanesine mensup Margarit de Barbera isimli bu hanımefendi. Kendisi gayet iyi, 33 yaşında ve sağlığı iyi. Aynı zamanda bir tane çocuğu da var. Hiç fena değil. Kendisinin bu gördüğüm kadarıyla İtalya Krallığı'na güçlü hak iddiası var ve Doğu Frankya Krallığı'na da güçlü hak iddiası var. Belki bir noktada kullanabiliriz diye düşündüm ancak buradaki abi zaten yetişkin. Şimdi dersiniz ki bir kadının hak iddiasını nasıl kullanabiliyorsun bir erkeğe karşı? Çok basit. Burada görmüş olduğunuz abimiz 12 yaşında yani daha büyümemiş. 16 yaşına gelene kadar biz burayı kendisinden alacağız. Ki kendisi de şu an bağımsızlık savaşı içerisinde. 12 ay önce başlamış. Ve bizim burada bir tane toprağımız var. Spoleto düküne ait. <laughs> o, o da çok iyi gerçekten. Dolayısıyla biz ordularımızı mesela burada kaldırıp direkt başkentine gidebiliriz. O yüzden ben bir şansımı böyle denemek istiyorum mümkünse. Biraz hızlı bir başlangıç olacak ama Roma İmparatorluğunun kurulması için gereken en azından 1, 2, 3 ve 4 düklüğü tamamen kontrol ediyor olacağız. Latium hiç sorun değil. Papaya karşı kutsal savaş da ilan edebiliriz. Ve sonrasında Vendic Dejur topraklarını alsak yetiyor. O yüzden vakit kaybetmeden hemen şu işi bir halledelim derim. Görmüş olduğunuz gibi Margaret'in haklarını kullanarak İtalya Krallığı için savaş açıyoruz. Şimdi eğer İtalya Krallığı için savaş açarsak bu abimizin burada elde ettiği ünvanları tamamen kendisine alıyor olacağız. Kendisinin hatta bakın Como, Brescia, Cremona ve Milano toprakları burada duruyor. Geri kalan toprakları Sardinya'da. Dolayısıyla biz bu toprakları aldığımız zaman Akiddas'ın kullandığımız kişiye bu topraklar direkt geçecek. Yani bu kişi çok güçsüz kalmayacak ve bu topraklar Çonkla Ortodoksluğa dönmüş. Gayet güzel. Bizim için bir avantaj olur. Hatta sonrasında İtalya İmparatorluğunu bile oluşturabiliriz bence. Bu abimiz oluşturmadan. O zaman şansımızı deneyelim arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Önceden almış olduğum paralı askerleri burada bir topluyorum. Ha, çok teşekkürler. Buradaki yerleri kuşatmaya başlayalım. Hatta ordumuza takviye olsun diye. Bütün orduları mümkünse kaldıralım. Ülkemizde yine bir yerlerde salgınlar çıkıyor arkadaşlar. Orada bilginiz olsun ben bu kaydı 1.12.5 versiyonda oynuyorum. Yani güncelleme yapıldıktan sonra mevcut save'de ilerlediğim için belli başlı teknik sıkıntılar belki olabilir. Bilginiz olsun. 1.12.5 versiyondaki değişiklikleri Paradox'un sitesinden okuyabilirsiniz. Oyuncuyu rahatlatacak şekilde güncellemeler yapıldı. Kendilerine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Heh, i̇ttifak yapmış. Hadi kolay gelsin. Bir bağımsızlıkçı örgütleşme diyor. Yok hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Aa, komşu hükümdarın savaş kaybetmesi. Oo bir saniye kutsal savaş mı? Bu hiç iyi değil. Ve kendisinin topraklarında çok kötü bir hastalık var. Büyük seviyeli kızamık. Eyvah. Ben kendisine yardım etmeyi düşündüm bu kutsal savaş zımbırtısı. Neresi? kontluğu için mi? <laughs> ben kendisine para göndereyim. Oğlu ölmüş. Oh. Kutsal tarikat kiralandı. Oh. Bu arada ne oluyor burada? Ha despotun tabii farklı mezhep falan filan doğru. Selçuklular ne durumda? Selçukluların elinde neden bu kadar toprak var onu da anlamadım. Mezopotamya'da bir böyle iç savaşlar var. Tiranlığına karşı. Geçmiş olsun. Hadi bak ben sana verebiliyorsam şöyle bir saray eseri. Heh vereyim mi? Al sana saray eseri. Koy sarayına. Güzel. İtalya ordusu geldi arkadaşlar. Kuşatıcı birliklerle şöyle bilmiyorum. Eğer İtalya ordusunu bir yerde yakalayabilirsek. Bu arada benim bu psikoposumun da savaşı varmış. Hadi bak savaşına katıldım. Şurada bir paralı asker. Hı, ne dersin? Gamsız açtık arkadaşlar. %20 daha az stres kazanırız. Hemen başkentini kuşatalım. Geri kalan orduyla da şu İtalyan ordusunu mümkünse parçalayalım diyeceğim ama adamlar kaçıyor. Kaçma. Oğlum kaçma. Eşimiz ölmüş arkadaşlar. Geçmiş olsun. Uykusunda hayatını kaybetmiş. Muhtemelen strese girdi ve yatalak olmasının etkisiyle de. Ah, ah Yine bir köylü sürüsü. Harika. Evet bir sene kadar olmuş savaş başlayalım. Çok iyi. Burayı da hallettik. Şimdi şurayı yapabilirsek bir tane... Heh, güzel. Bu komutanı atadık. İşte bak bunu yapmayacaktın ya. Bunu gerçekten yapmayacaktın. Yani ben bu şam düklüğünü senden alacağım. Kusura bakma. Özür diliyorum. Amman düklüğü olarak kaldı. Seni affedeceğim. Arkadaşımsın. Ama zina yapmayacaktın. Of oh, oh. Burası şimdi bizim oldu değil mi? Abicim burayı sana veriyorum. Burası böyle şam düklüğü, meşikillerle Yunanlar arasındaki kabullenmeyi de arttırıyoruz. %80. Harika. İtalyan ordusunu yakalayabilirsek güzel olur aslında. Ya gel 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 buraya gel. Çok güzel arkadaşlar. Mükemmel. Kendisi 14 yaşında. Barisini esir aldık. Ordularını parçaladık. Muhtemelen bu bağımsızlık savaşını alır mıyız bilmiyorum ama. Bu karakterimiz vasalımız olacak ve buradaki kontlukları alacakmış. Mükemmel. Bakın görmüş olduğunuz gibi. 14 tane kontluk ele geçirdik. Bu hanımefendi için. Kendisinin Tabii daha bir sürü yarak iddiası var ama. Of. Hoppa. Alamadık mı burayı? Kötü. Hmm. Bu biraz kötü oldu sanki. Biz buradaki toprakları inanmıyorum. Böyle komple almışız ha. Vay be. O zaman mesela şu cenevizi oluşturduk. Açıkçası biraz hayal kırıklığına uğradım ama. Buradaki ünvanları böyle tek tek oluşturacağım. Kendisi bu düklükleri istiyormuş. Piemonte, Emilia, Toskana. Şu an elimize sadece ne? Ceneviz mi geçti? Kapua ve Apulia. Aaa kötü. Kötü ya. Kaldı. Neyse biraz bekleyeceğiz artık. Ama mesela senin için hak iddiası alabiliyoruz değil mi? Friuli yerine Romanya'yı alabiliriz mesela. Hatta yapabiliyorsak İtalya'yı da oluşturabiliriz. Bunun için 11 kontla daha mı ihtiyacımız var? Kötü. Neyse en azından İtalya'yı ele geçirmiş olduk. Bu da güzel bir şey bence. Vasal sözleşmesini azıcık belki bilmiyorum. Biraz güçlendirmeye çalışabiliriz. Kendisine biraz para verelim. Toparlasın kendini. Bu arada İskenderiye'ye hemen şu tapınağı ekleyelim. Yapabiliyorsak gayet iyi olur. Şöyle şey, şehir ekleriz. Roma'daki kutsal bölgeyi tutuyor muyduk? Vatikan. Evet tutuyoruz. Burası tabi buranın vergileri doğrudan patrike aktarılıyor. Patrick de iyi para kazanıyor ha. Çok iyi. Bu Selçuklu ünvanı biraz sıkıntılı ancak bu adamın nedense... Oho şimdi fark ettim bunu. Eksi 910. Alt tabaka eşle evlendi. Herkes de eksiyle bakıyor adamı. İnanmıyorum. 2 yıldan fazla borçta. Kısıtlı taht otoritesi. Kısa hüküm. Meşruiyet yerlerde. Ooo geçmiş olsun. Bu abimiz de tabi bayağı güçlendi. Hı, meşriki Yunan. Harika. Hatta şu yakın zamanda da meşrikilerle ben bir melez kültürü oluşturmak istiyorum. Gayet güzel olur. Hiç de fena olmaz. Bizim kültürümüz gayet iyi. Halk idaresi ve hükümdar imtiyazlarını açabildik. Sene 985. Meşrikilerin vakayname yazımı açılmış sadece. Ama onun dışında diğerlerini ilerletmişler. Teşekkürler Dük Dionysos. Hoppa. <laughs> Burada bir savaş var. O zaman bakın şöyle bir şey yapıyorum. Birem düklüğünü oluşturdum. Bu abimize ünvanı veriyorum. Artık benim vasalım oldu. Ve kendisinde bir savaşı varmış bu arada. Hadi katıldık savaşına. Yok edelim şu ayaklanmayı. Eee. muazzam. Teşekkürler. Gene mi geldin? Uh. Neredesiniz? Destan tamamlandı. Teşekkürler. Ha bu arada destan demişken. Biz de sanırım kendi destanımızı oluşturabiliyorduk. Sürekli bakıma açtık. Sağlıkta direnç açısından orta artış yaşıyoruz. Çok iyi. 823 asker. Yürek yemişler ya resmen inanamıyorum. Çok güzel. Oğlumuz da büyüdü. Harika bir savaşçı oldu. Şu saldırı savaşı görüşü bitsin. Benedike dalmayı düşünüyorum. İyi olur. Bu arada Eflak hala kabile mi kalmış? Vay da, Çok kötü. Hiç iyi değil onlar için. Aa tiranlığına karşı. Çok güzel. Şimdi. Bakın. Bu abinin katolik olması benim için iyi değil. Ama kardeşi ortodoks. Ve bir tiranlık savaşı var. Bu abilere ben destek çıkarırsam. Burada görmüş olduğunuz gibi. Vasallara yani. Ve görmüş olduğunuz gibi para vereceğim. Alabiliyorlarsa paralı asker alsınlar. Roma mirasını yaparsak Roma İmparatorluğu içindeki tüm dejur ünvanlarda hak iddiası elde edeceğiz. Ancak şöyle bir sıkıntı var Roma İmparatorluğu diye bir ünvan yok. Yani biz bunu oluşturur isek biz bu efsaneyi tamamlar isek bizim elimize bir hak iddiası geçmeyecek. Önce Roma İmparatorluğu'nu oluşturmamız lazım ki bu destanı aktifleştirebilirim. Yoksa sorun olur. Daha İtalya'yı oluşturmamız lazım. Din değiştirmeni talep ediyorum kardeşim. Tamam. Sen de din değiştirmeni talep ediyorum mümkünse. Ya yine bir yerlerde. Nerede hastalık be? İdiotos bir şeyler söylüyor arkadaşlar. Evet kalabalık ikna oldu. Harika. Dış ilişkilere geçelim. Eğer düşürebiliyorsak erkenden bu ateşkesleri bitirebiliriz. 5 sene yerine belki 3 senede falan yaparız bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. Bu arada <laughs> 134 kazanıyoruz. Basal vergileri mükemmel çünkü. Tabii romanın da sanırım biraz etkisi var. İtalyanlarla da bir melez kültür oluşturabiliyor muyuz? He oluştururuz. İtalyan Yunan ne bileyim. Greco roman gibi. Sallıyorum. <laughs> Aklıma güzel bir şey geldi bakın. Kızıyla evleneceğim. Çok iyi. Savaşına katılmayı teklif edeceğim. Sardinya'yı İyice bozguna uğratacağız. Buradaki hastalık çok kötü ilerliyor arkadaşlar. Basileus belası diye. Sardinya ordusu burada. Ee, fakat burada da hastalıklar var değil mi? Ha sadece burada hastalık varmış. Hı. Orduyu buradan kaldırırsak belki bir şeyler yaparız ha. Hadi topladık. Bunu da topladık. Çocuğun hayatını ikinci defa karartacağız. Iııı. Ee... O zaman başkentini kuşatmamız gerekiyor ya. Hekimi çağırın. Muazzam. Çok fazla yere yayıldı. No! 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 <laughs> Hoppa! Burada hastalık varmış. Başkenti karantinaya al. Eyvah eyvah. İnzivaya çekil çabuk. Hekim boş durma hekim. Heh, gözünü seveyim yap bir şeyler. Farkında olmadan <laughs> bulaştırmışız her yere. Burada gelişmişlik düşüyor arkadaşlar. Başkentte düşmüyor. O çok ilginç. İstanbul'a özel bir ayar mı var anlamadım ama. Saray mensubum. Ney 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 kov. Başkenti kuşatırsak savaşı tamamen kazanırız. Çok kötü oldu buralar. Bunu ben fark etmemişim. Eyvah eyvah. Umarım kimse hastalanmaz ya. Ya şimdi aptal oğlum ölürse benim işime gelebilir sanki. Neden olmasın? A İrlanda da bizdenmiş. Harika. Hatta sana hediye gönderiyorum ha öylesine. Bizde para çok gibi kardeşim. Para bizde e, çok gibi. <gülüyor> yani. <gülüyor> tamam bu savaş bizde. Sardinya kralı. Ölüyor mu? Evet ölüyor sanki. Durumu kötü. Kulus bakın böyle oldu. Burası için mi? Hay anasını satayım. Arkadaşımız oldu. Buradaki son durum ne hekim ya gözünü sevim yap bir şeyler bak gelişmişlikte düşüyor. Tamam unuttuk falan ama yani kötü oldu ben. Ben <laughs> içimizden <laughs> geçti hastalık. <laughs> Çocuklarımın hastalanmaması güzel ama. Sardinya kralı o ölüyordu ama ölmüyor şimdi. Oğlumuzu evlendirebiliyorsak şu oğlumuzu özellikle bir evlendirmeye çalışalım bakalım. Irsi özellikler hiç fena olmaz. Ne hohena kontlu gerontas aa fena değil bak güzel bunlarla olur sanki. Ha? Olur olur bunlarla olur bir şeyler. Büyük düğün yaparız hatta ya. Aynı. Biraz beklesin. Bak yazımını keşfetmişiz. Mükemmel. Bizim abi de gittikçe yaşlanıyor. Şu an dış surlarda mıyız? Hadi dış surları ilerletelim. Kaleleri geliştirelim en azından. Peki. Aramızdaki ateşkes bitti. Mükemmel. O zaman benim bir dakika nereye almam gerekiyordu? Venedik bağımsız. Latium bağımsız. Romanya. Fette. Ama mesela bakın şu hak iddiası. Romanya için aldım. Mükemmel. Münzevi olduk. Hastalıklar ne durumda? Lütfen ülkemde hastalık. Ah çok güzel geçti. İnzivadan çıkalım. Geri dönmek ne güzel. Evet. Başkenti karantinaya almaya gerek yok sanki. Evet şu büyüklüğünü bir yapalım. İhtişam ve prestij, stres ve sağlıkta artış mükemmel. Büyüklüğünü başlatalım. Hay ananı satayım ne oldu olduğunu... yine? Mükemmel ya. Savaş aldık resmen. Savaş devri aldık. Hay anasını satayım. Zaten kim kiralamış? Kral Humbert. Suratınız. Ben bu savaşı kazanırsam bana 94 altın mı ödeyecek? Beyaz barış teklif et lütfen. Teşekkürler. Uğraşamayacağım çünkü. Yok arkadaş. Şimdi destan desteklesek. Mesela bir bakalım. Bu arada düğünümüz hali hazırda devam ediyor. Ha, kendi mezhebimize değiştirebiliyoruz toprakları topluca. Güzel. Bizans İmparatorluğu içindeki ünvanlar. Hmm. Kutsal savaş sebebini bir kere daha açabiliyoruz. Roma mirası işte. Hmm. Apulia kontluğu için hak iddiası alacağım. Apulia düklüğü oluşmadı değil mi? Hay anasını satayım ya. Senin üzerinde kardeşim bari kontluğu için hak iddiası alacağım. Tamam. Ve Apulya için alacağım. Burası için. Hak iddiası satın alıyorum. Apulia kontluğu. Bu şekilde bakın. Tek savaşta Kapua, Apulia ve Romanya düklükleri benim adıma geçecek. Ben bunlara savaş ilan edebilirim. Kutsal savaş ilan ederim. Gayet iyi olur. Hay Alexios ateşini Neyse bizimle beraber herkes stres kaybediyor o açıdan gayet iyi. Bu saray türünü idari saraydan savaşçı sarayı da çekiyorum. Bir 5-10 sene kadar kalabilir böyle. Karakterimin vasalı. Sen ne arkadaş mı olacağız yani? Askeri yaşam öğren. Aa güzel. Mutlu çifti öldük. Kendini tanımak gayet iyi. <laughs> Bununla arkadaş oluyormuşuz ha. Eğlenceye odaklanalım. Boş verin. Çok iyi. Mükemmel. Etkinliğimizi de gerçekleştirdik. Bunları sevgili yaptık. Mükemmel oldu. 994. 5 sene daha yaşarsak şu mutlak taht otoritesini açıp prestij harcayarak ikinci oğlumuzu varis yapacağız. Hatta hadi gelsin de evlendirelim. Şirvan kontlu ee, yok. E seni ne bileyim. Burgonya yok çok kötü savaşta. Bu Burgonya sen katoliksin. Ortodoks. Hı. Sen katoliksin. Niye katoliksiniz yahu? Hadi böyle evlendirdik ne bileyim. Saçma sapan. Evet. Şimdi. Burayı komple ele geçiriyor muyuz? Hadi geçmiş olsun. Bir kızım olmuş. Çok iyi. Aa orduyu sen mi komuta ediyorsun? ne bir yerlerde hastalıklar. Eyvah bu inzivaya çek bir dakika inzivaya çekilen başkenti karantina al. Bunu her yaptığımda da ben meşruiyet kaybediyorum tabii artık doğal olarak. Komutanı değiştir. Bu komutanı koy. Ben de kendimi inzivaya çekeceğim. Tamam mı? Evet yeter. çok iyi. Dejur savaşı kazandık. Bizden ha iyi. <laughs> Hadi bak para talep ettim benden çok hoşlan böyle. Teşekkürler. Kutsal savaş. Aa, bir dakika kim kutsal savaş? Ha, sen burası için diyorsun. Hı. Ee, kolay gelsin. Bilmiyorum papa sizi zorlayacak ya. O savaşı ben açtım. Kutsal tarikatları ben aldım. Hiçbir masraftan kaçınmayın Gel 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 Öyle kaçmak yok Ben bütün askerleri toplayacağım Canıma tak ettiniz artık Kaçma yerinde dur Çok güzel Nerede yine hastalık yayılıyor ya Bebeğimiz peki Geçmiş olsun Ne kimi çağırın. Hafif tedbirler. Bütün ülkeyi sarıp sarmalıyor sanki. Daha hala surları deşemedik mi? Şimdi. Güzel. Kutsal savaş. Bakın ne yapayım. Latyumu <laughs> böyle gasp edebilirim aslında. Gasp etmeyeceğim. Latyum kalsın bence. Ama Romanya'yı gasp edebiliyormuşum. Romanya krallığını oluşturduk. Çok güzel. Karakterimin hak iddiaları. Romanya, Kapua ve Apulia kaldı. Güzel güzel yaparız yaparız. Yaparız bir şeyler. Selçuklu. Aa Selçuklu ne oldu ya? Hı. İlginç. Bunlar Mezopotamya ile mi savaşıyor? Hayda boyun eğdirme savaşı. Yalnız mükemmel olur. Harbi harbi mükemmel olur. Ben sana hediye göndereceğim. Bak hadi sana sponsorluk yapıyorum. Dış surları keşfettik mi? Mükemmel. Dış surları keşfettik. Meşrikilerle durum gayet iyi. Onlar para basmayı da keşfetmişler. Gulam var. Düzenli asker bakımında indirim. Mükemmel. Para basma feodal hakkını tanıyabiliyoruz. Çok iyi. Şimdi mümkünse %100 yapacağım. Buraları hemen yükseltelim. Elimizde ciddi para var. Buraları şöyle yükseltelim arkadaşlar. İyi olur. Yükselt babacığım. Hepsini yükselt. Ya rica edersem ona buna savaş açma ya. Masal Vasal savaşın sonlandırmanı isteyeceğim bak. Teşekkürler. Aa kutsal savaş. Bu gidişte bu abimiz şeyi kuracak galiba. Akitanya'yı kurabilir mi? Biz buraya mı saldırıyoruz? Hadi. Oğlum kazanmışsınız Valdocu. <laughs> burası, burası, da tam var cadı kazanına döndü. Hekimi çağırdım. Hafif tedbirler. Muazzam. Ezberledim. Yani ezberledim. Çok güzel bir erkek torun çıktı. Mükemmel. Bayılırım. Nant kontuğu için mi? Oğlum prestijin yerlerde yalan. Önce o prestijini bir neyse. Sal tarikatlar ha, kiralamış pek. Nant neresi burası mı? Ee. Nobati'yi oluşturdum. Sana verdim tamam mı? Bak Nobati'yi sana verdim. Çok güzel. Şimdi acaba diyorum mısır oluşturup sana mı versin? Ne dersin? Bence güzel olur ya. Mısır'ı sen komple tut mesela. Buradaki vasallar hmm, fena olmaz. Aynı. Böyle bir çılgınlık yapayım diyorum. Tamam mı? Mısır despotlu. Ver oh. Oh. Ha bunu unuttuk. Ee, bu biraz kötü oldu ama. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bunların toprakları ayrıldığında ben bu delta'yı çekerim kendisinden. Vasa olarak tabi. burada başka toprağın yoktu değil mi? Başka toprak da İyi güzel güzel tamam. Delta düklüğünü arzuluyormuşsun. Vasalını da aktarıyorum sana. Vasal sözleşmeni düzenleyeyim mi? Fena değil aslında. Tahkim atakları tanınınca ne oluyor? Vergi çarpanı. Daha da mı az vergi veriyor? Ya bu bence böyle gayet güzel. E bence şimdi sen kurabiliyorsan güzel kardeşim kur şu Akitanya krallığını. Bence elinde yeterince toprak var kurabilmen için değil mi? Akitanya'ya 16. E tamam halledersin be. Halledersin ya. Yaşımız 53. iyi hissediyoruz. 993. Bir sene sonra şu mutlak taht otoritesine geçip varisi değiştireceğim. Çok iyi olacak. Mükemmel olacak hem de. Gelişmişlik 51 başkentte. Bu çok iyi. Ne durumdayız meşrikilerle? ilerle. Hmm, sanki buraya bir vergi gezisi yapsam iyi mi olur? Hastalık diyor. ya ha, buradaki hastalık azalıyor ha. Peki. O zaman bir büyük gezi yapalım. Bir vergi gezisi. Fena olmaz. Sana uğrarız. Sana uğrarız. Sana. 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 Bir de sana uğrarız. Tamam. Hadi bak dönerken de bir de sana uğrayalım. Böyle kapsamlı bir gezi. Sonra bu bölgede meşriki olan bölgede kültürel Kabulenmeyi arttıralım. Antakya Yunan'dı. Gayet güzel. Para yetmeyecek diyor ama. Hiç sorun değil. Bir ay sonra başlatabiliyoruz galiba. Hadi başlattık. Güzel. Artı 91. Menes kültürümüzü oluştururuz artık. <laughs> 300 altın. Peki. Bu arada evet %100 yaptık arkadaşlar. Mükemmel oldu. Ozan yapabiliyorsak şöyle biraz daha gelişmişliği arttırmaya çalışalım. Mesela bir bakalım Yunan kültürü en düşük nerelerde? Buralarda mı? Ya, buralarda bayağı düşükmüş. Şuralara şöyle. Kuralım bir şeyler boş kalmasın ya. Kur şehir kur. Heh şurada bir tapınak. Burada gelişmişliği arttırın babacığım. Başkentte 50'nin üstünde burada onun altında yani. <laughs> güzellik ve asalet kralım mükemmel. Patrikçim sen de iyi para kazanıyorsun ha. Lava bak ya. Sardı biz aga ya. Senden altın isteyebiliyoruz mi? istemeyeceğim onu. Başkentini Kudüs yapmıyorsun. Beni üzüyorsun. Hiçbir talepte bulunmuyorum. Yine bir ay yine bir yerlerde hastalık. Başkent'i karantinaya al. Neyse meşruiyetimiz de çok yüksek. Bardas öksürüğü. Cezasız kalamaz. Şimdi ben senden bu toprakları böyle komple koparabiliyor muyum yani? Heh. Ünvanını Ünvanını böyle komple fes edebiliyor muyum bensin? Neyse bir dakika şöyle yapalım. Neden zayıf kozumuz var değil mi? Ne zamana kadar? 95'e kadar. Zayıf koz karşılığında. Ben koparırım senden İtalya'yı hiç merak etme. <laughs> Bakarız ya duruma göre. He? Belli olmaz Aa Endülüs Sultanlığı yeniden kurulmuş. Bunlar dağılmıştı tekrar kurmuşlar arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada bir saniye. O imparatorluğu kurmuş abimiz. İmparatorluğu kurmuş. 12. Zeydi. Evet Selçuklular yok oldu arkadaşlar. Yalnız böyle Tahiriler diye ortada kocaman bir krallık var. Orasan krallığı. Selçuklular burada böyle. İyice ayvayı yemişler. Kötü oldu ya. Ya Selçuklular artık bundan sonra toparlayamazlar diyeyim size. Hiçbir şekilde. Güzel. İhtişam da kazandık. Bayağı da bir prestijimiz var ve bol bol para kazandık. Çok iyi. Roma'daki kaleyi bilmiyorum. Darül acizelerle mi değiştirsem? Kalsın şimdilik. Duruma göre bakarız. Şimdi şu melez kültürü bir oluşturacağım ben. Melez kültürü oluşturursak yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Meşrikiler maneviyatçı değere sahip, biz bürokratik. Dolayısıyla Bizanslı ve Yunanca kalacaksa bizim mirasımız ve dilimiz, bürokratiyi seçemiyoruz, maneviyatçıyı seçmemiz gerekebilir. Bürokratik gayet iyi esasında, bunu bırakırım ama ya Arap mirası olur ya da dili Arapça seçmemiz gerekir. Bizanslı mirası kalabilir aslında, bürokratik, maneviyatçı, hmm. hadi maneviyatçıyı seçtik, Tam böyle olsun, bürokratik yerine maneviyatçı olsun. Şimdi bir bakalım. Su ayinlerini alırız. Şifalı bitkiciler olur. Bizans gelenekleri kalabilir aslında. Fark etmez. Bırak bölge kalabilir. Ama şu an 6 tane seçebiliyoruz. Maksimum 7 tane seçiliyor. Doğu Roma mirası kalabilir. Katafraklar için. Yasacı kalır. Bırak bölge insanı fena değil ya. Yani Suriye civarında. Özellikle Kudüs civarında yapılabilir. Özellikle mübarizunları almak istiyorum. Bizans geleneklerini kaldırabilirim. Neden? Çünkü hep adil karakterler çıkıyor. Yani kör ve hadım etmek açıkçası şöyle söyleyeyim benim sevdiğim şeyler değil. Bir de yani mor odada doğan özelliğini edinmek ve sürekli böyle kısa hüküm süresinin %50 daha fazla olması hoş değil. Savaş düzeni ustalarını çıkardım. Doğu Roma mirası, yasacı, kurak bölge insanları, şifalı bitkiciler ve su ayinleri. Su ayinleri çok iyi. Meşikiler bunlarla başlıyorlar artık. 62 vasaldan 62'si de bu kültürü benimseyecek. Gayet güzel. Esasında herkesin benimsemesine gerek yok ya. İtalya, Kuzey Afrika tarafları kalabilir. Mısır da kalabilir. Gulam açılacak. Düzenli askeri bakım daha az. Savaş develeri, bölgesel buluş. Develeri alabiliyoruz. Gayet iyi. Para basma hakkı. Kültürümüz daha da ilerleyecek. Doğu Avrupalı dedik. İsimler Yunan ismi. Akdenizli. Ve böyle Bizanslı yaptık. Bu şekilde seçtik. Meles kültürümüz. Yunan meşriki yerine. Levanten kültürü. Levantenler. Ve Levanteni. Neden Levanten? Çünkü Burada görmüş olduğunuz bölgenin adı tarihte Levant Bölgesi diye geçiyor. Özellikle Dejur, Kudüs ve Suriye Krallığı'nın olduğu yerler Levant diye geçer ve Birinci Harçlı Seferi'nde özellikle Haçlıların ve Hristiyanların odak noktasıdır. Antik medeniyetler için de çok önemli bir yerdir. Yunanların ve Meşrikilerin ortak kaynama bölgesi olarak Levanten kültürünü seçtim. Yani Bizans'ı da diyebilirdik ancak yakında Bizans olmaktan çıkacağız ve bu bölgenin adı özellikle Yunan meşriki yani Suriye ve Kudüs civarından kökümüz geldiği için Levanten dedim. Tamam dedik. Melez kültürümüzü oluşturuyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım sonuç ne olacak? Levanten. Yunan ve Meşriki halklarının birbirine yakınlaşması. Çok iyi. Bakın görmüş olduğunuz gibi ne yazık ki buradaki yerler değişmedi. Ancak kültürümüzün en gelişmiş olduğu yerler değişti. Özellikle şu kıyı şeritleri, Trakya tarafı, Selanik tarafları, Mora Yarımadası. O kadar kültürel yakınlaşma kurmamıza rağmen biraz garip oldu bence. Ancak biz değiştirebiliriz. Gerçi vasallarımız da bunu yapabilirler. Bütün vasallarımız bu kültüre geçti çünkü. Ve kültürümüz bu noktada. Bakın para basma, vakayname yazımı, hükümdar imtiyazları, halk idaresi ve dış surlar açıldı erken orta çağdan iki tane daha açar isek yüksek orta çağa geçiş hakkımız oluyor. 996 için gayet iyi. Özellikle bu karakterimizin öğrenim yeteneği için bence gayet güzel. Mangonelleri seçersek 9 sene sonra açabiliyoruz. Mangoneller bence alınmalı. Çünkü onajerlerle artık kanıyoruz diyeyim size. Öyle söyleyeyim. O yüzden şu kültürü yayma işini ufaktan yapalım. Özellikle Kudüs'te. Buranın çünkü gelişmişliği yüksek. Ve gittikçe yükseliyor zaten. Buradan yaparsak Patrick büyük ihtimalle kendi topraklarında uygulamaya başlayacak bunu. Mısırda uygulanmaz ee, zannetmiyorum. Ancak buraları en azından yapabilirsek çok daha iyi olur. <laughs> Abbasiler çok iyi. <laughs> İrlanda'ya bak sen borca mı girdin? Yapma. İngiltere ne durumda? Aa, İngiltere Aa, her yerden <laughs> savaş açılıyor. O Anju böyle. Peki. ne Sevin savunucusu çok güzel. ve teologu açtık. Şimdi sağlıklı ve sağlam vücudu açmak istemiyorum arkadaşlar. Açabilirim de. Ama ben bunu açarsam muhtemelen 75-80'e kadar yaşarım. Ve benim oğlum benimle beraber yaşlanmaya devam eder. Ee, dolayısıyla servet odandan ya da mülk odandan gidilebilir bence. Servet odanı seçtim. Biraz da para kasal. Savaşsız idari ve ilmi saray. He, maneviyatçı bu konuda esasında daha iyi. Çünkü idare yeteneğiyle öğrenim yeteneği kazanıyor bu şekilde. İlmi Saray olsun. Tam İlmi Saray'dan gidelim bu sefer. Hatta bakın şunları da sponsorluğunu sunabiliriz. İyi olur. Aa, biz bunlara yardım edebiliyoruz mu? Bağımsızlık savaşı. He? Bakın şöyle bir şey yapacağım. Karakterimin kızıyla evlendireceğim, tamam mı? Hatta yapabiliyorsam kız torunuyla mı evlendireyim? Çok güzel olur. Ana soylu kabul etmeyecek. Bakın yardımını yetişeceğim şimdi. Bakın yardımına şimdi yetişiyorum. Çok güzel. Kutsal savaş. Arkadaşımız olacak hatta. <laughs> Çok iyi. Aa olmadı ilginç. Çocuk olduğu için herhalde bilmiyorum. Kutsal tarikatlar kiralanmış. Kim kiralan? Sen mi kiraladın? Peki tamam bütün askerleri topluyoruz o zaman. Slavonya sanırım kaynıyor değil mi? Hırvatistan'a. Ben öyle anladım. Evet 15 ay içerisinde kaynayacak. Kaynasın hiç sorun değil. Gayet güzel gayet güzel. Bu arada hastalık. Umarım bir hastalık. Burada yeni bir hastalık mı çıkıyor? Peki. Başkenti karantinaya al. 20 meşruiyet. Kaybet anasını satayım. Şimdi de köylüye ayaklanması. Hadi yok edelim onu da. Buradaki orduları şöyle parçalayacağız. Sanki şunlara girer isek. Hallederiz ya. Güzel bir savaşı kazandık. Ne yaptık? Ordularını baya bir zarara uğrattık galiba ama. Ha iyi tamam. Olur. Kendimizi büyük bir bataklığın içinde bulmuş olabiliriz arkadaşlar. Hekimi çağırın. Anasını satayım benim topraklarımın yakından başladı yine? Lan. <laughs> savaş, savaş arkasında savaş güzel. Buradaki benekli umma biraz sıkıntılı. Burada ayrı bir hastalık var. Hastalıklar sanki birbirleriyle kapışıyor gibiler. Bunların ordularını şöyle parçalarsak Güzel. Bizans'ın önünde kimse duramıyor. Ay anasını satayım. Otorite savaşı. Kendimizi çok acayip bir batağın içine soktuk ama bence başaracağız ya. Eyvallah. Güzel. Bu arada ooo iyi tamam. Biz savaşları çoğunlukla kazanıyoruz. Başkenti kuşatılıyor. Eyvah. Çabuk 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 çabuk. Bu abinin korkunçluğu da yükseliyor bu şekilde. Heh, kendi bedenimizde tutsağız. Yakında ölüyor muyuz arkadaşlar? Ne oluyor? Sağlık ya. Yani. Zarif yaşlanmayı açarız. Sonra belki kan veya yasadan gideriz. Bakarız duruma göre. Yeni... Ya bunu gerçekten... Amman düklüğü için kutsal savaşa. Neyse benim orada vasalım hallediyor bir şekilde ama. Güzel. Yeter bu... Bu Doğu Frankya'dan da bıktım artık. Bunların canını okuyalım. Hadi. Altın yükümlülük. Fena değil. Yok ediyoruz Almanları. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet. Biraz daha yaşarsak iyi olur. En azından son bir savaş daha. Kusehir kuşatma altında. Hay anasını satayım. Ya bu gerçekten yapılacak iş miydi be? Heh. Kutsal tarikatla... Al al en büyüğünü al. En büyüğünü. Şu mu? Vareg... Uf. Çok güzel. Tamam. tamam. Ben buradaki orduyu parçalarım. Bu arada bu erkek torunu eğitebiliyorsak hemen eğitelim. Kız torunu da. Eğitelim. Güzel olur. Biz burayı koruyorduk değil mi? Tamam. Buradan çekebilirsek kuşatmaları. Çok güzel. Bir de burada vardı. 12 sene önce başlamış savaş. Artık yeter be abicim ya. Vallahi yeter be. Yeter be kardeşim ya. <laughs> oh çok şükür. Beyaz barış. Ordumu geri çekiyorum. Ben bunda da beyaz barış yapmayı düşünüyorum ama bilmiyorum. Yapabiliyoruz mu beyaz barış? Hay ananısı. Sen kime savaş açıyorsun? Buraya mı? Benim vasalımla kapışıyor. Baviera'ya baya yardımcı olduk. Toparladık hem de. Çok ciddi toparladık. Yani 6 yaşında çocuk 73 korkunçluğu var arkadaşlar. Mükemmel. Yani biz olmasaydık ciddi patlayacaktı. O Bohemia'yı da vermiş böyle. İyi iyi fena değil fena değil. Geçersiz. Teşekkürler. Oh harika. Ordumuz bir kendini toparlasın önce. Gene mi geldin? Basileus Alexius. Ay anan. Arkadaşlar çok özür diliyorum bazen ağzımdan küfür kaçabilir. Kendimi zor tutuyorum ama yani. Orada hastalık, burada hastalık. En azından sürekli şifahanelerle uğraşmamıza gerek kalmıyor. Çıldırmıştım. <laughs> Oğlumun düğününü mü yapayım? Evet. Sardinya yapılacak son bir savaş. Ben senin elinden şu ünvanı fes edebiliyor muydum? Birden fazla yer kuşatmam altında. Ay anasını satayım. Dur 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 dur. Savaşa katılmayı teklif et. Bak şimdi. Enayileri görüyor musunuz? Ayaklanmışlar ama kuşatamıyorlar. Garnizondan daha düşük askerlere sahiptir. Hopla. Yürüyün üstüne. Bu kadar. Savaşa katılmayı teklif et. Öyle kaçmak yok. Gel buraya. Gel 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 gel. Tam bu kadar. Baya bir para kazandık. Şimdi hanımefendi. Bakın. Benim bu iç sınırları toparlamam lazım. Kusura bakmayın. Bu despotluğu sizden çekeceğim mi? Özür dilerim ama yapmayacaktınız bunu. Heh şimdi. Ne oldu? Ne oldu? Lombardiya düklü. Emilia. Ha, ben bunun... Okey. Vassal sözleşmesi böyle. Ceneviz böyle. Piemonte böyle. Sizin saçma sapan sözleşmeleriniz yoktur umarım. Şöyle yapsak ya mesela. Kendi hanedanımdan değil ya. Başkasına şöyle versem. Mesela i̇şte bak Lombardiya düklüğünü oluşturdum. Tamam mı? Burası İtalya Krallığı'nın dejur başkenti sayılıyor. Bu da burayı tutuyor. O hanımefendiye verdik şöyle. Lombardiya düklüğünü verdim. Bakın bağımsız oldu. Yani önceki üzerinden bağımsız oldu. Sonra bu unvanı veriyorum. İtalya despotluğu. Toskana düklüğü. Bunları da şöyle tek tek esasında bunları vermesek mi bilmiyorum ama. Sen kontluk muydun canım? Hadi bak sana şöyle. Pisa düklüğünü verdik. Tamam mı? Toskana'nın hak sahibi var mıydı? Toskana'nın. Oğlumuza verebiliriz aslında. Prens idiotosa verdik. Hadi bakayım. Toskana düklüğü. Çok güzel. Ben sana şöyle biraz da hediye gönderiyorum. Sonra İtalya despotluğunu aha böyle sana verdim. Tutsakları salabiliriz ya. İyi olur. Bavyera'yı kurtardık arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Biraz daha hediye. Hadi baksana hediye. Buranın böyle katoliklikten ortodoksluğa geçmesi biraz sıkıntılı olacak ama ben bol bol para verdim abimize. <laughs> Burası da Slavonya dejur olarak kaynamış. Çok güzel. Kaynasın. Şöyle yapacağız. Ben sana bu istria düklüğünü oluşturacağım. Tam mı düklüğünü oluşturdum. Seni serbest bırakacağım. Bavyera alsın seni. Daha iyi olur. Aynen öyle. O zaman şu işi bir halledelim. Karakterimizin hak iddialarını artık alalım. Hepsini toplayalım şurada. Paralı askerleri de toplayalım. Başkenti kuşatsam sanki olur diye düşünüyorum. Ha buraya mı getiriyor? Hadi getirsin. Şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Roma'dan da bütün orduları kaldıracağım milisleri. Tam bakın böyle görüyorsunuz. O kendisi burada kuşatmayla meşgul olacak. Ben mesela da başkentini kuşatacağım. Kendisini eğer yakalayabilirsek. <laughs> papanın da başlığı elinde. karakter hay anasını ana söyle evlilik tamam hadi evlendirdim sizi sen de mi yap sen kiminle sevgilisin hadi hadi evlendirdim sizi bunların üstüne böyle gireceğiz burada kuşatmayı devam ettiriyoruz hoppa kaçtı kötü oldu sanki yok bunların ordusu hızlı hareket ediyor ha kızını mı yakaladık hadi Hop bir dakika. Cagliari komple kuşatalım. Ayda. Oldu mu neşi cüzdan olmuş. Burayı kuşatabiliriz sanki. Sonra bir de Capua'yı mı alıyoruz? Güzel. Kapua'yı alıyoruz. Apulia'yı alıyoruz. Ve Romanya'yı alıyoruz. Bu iş bitiyor arkadaşlar. Hadi artık bitirmek istiyorum hadi. Ne bu iyi değil. <laughs> Maraş Ermeni bölüğünü aldım. Hatta hadi bir tane daha alayım. Para çok gibi ya. Şunları aldık. Komple gidelim üstlerine. Çarpışırsak muharebe skorumuz da artar. Çok iyi. Eyvah başkentini aman. Aman 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 hayır hayır. Hah çok güzel. Arkadaşlar mükemmel. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi. Romanya düklüğünü ele geçirmiştik değil mi? Bakın size böyle veriyorum. Din değiştirmenizi talep ediyorum can. Çok güzel. Levanten dedik. Burayı komple sana verdik. Kapua düklüğünü hatta oluşturduk. Tamam can. Nerede kapua düklüğü? Verdik sana. Mükemmel. Şöyle yaparız. Apulia düklüğü deriz. Bu hanımefendiyi de şu vasalımızdan koparırız. Yüksek milis katkısı biraz borçta falan diyor. Bakalım umarım başımıza dert almıyoruzdur. Apulia düklüğü. Nasıl sözleşmen? Değiştir şöyle. Çok güzel. Benden bolca hoşlanıyorsun artık. Hediye gönderdim. Ve geldik en önemli yere. Roma İmparatorluğu'nun yeniden kur seçeneği çıktı. Şimdi şu diğer seçeneklerden bir kurtulalım. Başka bir hastalık var mı bölgemizde? Aa burada varmış. Oo o zaman başkenti karantina. Çabuk çabuk çabuk. Salgın direnci 100. Çok iyi. Yani daha başka yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Yemin ediyorum. Şu meşriki kültürünü kendi topraklarımda en azından Levantene değiştirmeye çalışacağım hızlı bir şekilde. Umarım yaparız. inzivaya şimdilik çekilmeye gerek yok. Destanları başlatabiliriz aslında. Ee, hatta alabiliyorsak. Ha, şunlardan para alalım. Mezhep liderinden para alamıyor muyuz? Çünkü yeterli parası yok. Peki. Nereye gidiyorsun? Roma'ya. Bu kadar uğraşıp didindiğimiz hedefe sonunda ulaşıyoruz. Roma İmparatorluğunu yeniden kuruyoruz. Roma şehri ve imparatorluğun diğer kilit toprakları geri alınabilirse Bizans İmparatorluğu batının gözünde haklı bir şekilde Roma İmparatorluğu'nun devamı olarak görülmeye başlayabilir. Peki bu olursa ne olur? Roma İmparatorluğu yeniden kurulur ve elimizdeki bütün imparatorluklar dejur imparatorluk sayılır. Augustus özelliği kazanırız. Bu benim hiç sevdiğim bir özellik değil çünkü prestij ve vasal görüşü sağlıyor. Yani teşekkürler yeterince yüksek. Yeni bir Sezar destan tohumu açılacak. Roma İmparatorluğu ünvanını alacağız. Bizans İmparatorluğu ünvanı yok edilecek. Ünvan tarihi Bizans İmparatorluğu ünvanından kopyalanacak. Gerekli bütün şartlara sahibiz. Dolayısıyla arkadaşlar alalım şu karar. İmparatorluğu yeniden kuracağım. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir çağ. Dostlar, Romalılar, vatandaşlar bana kulak verin. Roma İmparatorluğu kaybettiği toprakları geri aldı ve yeniden doğdu. Sayemizde Avrupa Roma'nın yokluğunda barbarlardan ve kafirlerden çok çekti ama artık o karanlık dönem bitti. Roma geri döndü. Birçok Yunan'ın beceremediğini becermek için sadece bir Levanten gerekti. Yani burası biraz ironik gerçi. Biz önceden Yunan'dık ama neyse. Vasilevs Alexios liderliğindeki Roma kaldığı yerden devam edecek. Roma İmparatorluğu benim liderliğimde tekrar eski gücüne ve görkemine kavuştu. Şimdi tekrar dünyanın her yerine medeniyeti, Roma barışını ve kutsal babanın ışığını yaymanın vakti geldi. Senato için, Romalılar için. Sonsuza dek. Bakın böyle mor renginden koptuk kıpkırmızı bir Roma İmparatorluğu oldu. Ünvanımız da değişti tabi. Çift başlı kartala döndük. Roma İmparatorluğu'nun dejur sınırları böyle. Mısır bize kaynıyor arkadaşlar. Çok güzel. Mısır bize kaynatalım mümkünse. Hıh, şöyle kaynatabiliriz. Roma yeniden kuruldu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bavyera'ya bak. Roma İmparatorluğu ile müttefik. Şimdi Roma İmparatorluğu oldu ne oldu? İmparatorluk bölgelerinin kazanımı. Roma İmparatoru olduğumuz için Dejur Savaşı uygulayabiliriz. Düklük açısından savaş açabiliriz. Bunu yaparsak buradaki bölgelere bizzat erişiyoruz. Bizim mülkümüzün bir parçası olacak. Mesela Sardinya'ya savaş açarsak işte Ancona düklüğü ülkemizin bir parçası olacak. Savoy mülkümüzün bir parçası olacak. Provence, Korsika, Sardinya. Komple böyle sanki kutsal savaş açar gibi komple elde ediyoruz. Biz sanırım Basilios Alexios'la biraz daha yaşayacağız arkadaşlar. Ancak Roma İmparatorluğunu kurduk. Dolayısıyla videoyu şimdilik burada. Noktalamak istiyorum. Bir sonraki videoda özellikle oğlu Trans Thomas'la da devam edeceğiz. Alabildiğimiz yerleri, fethedebildiğimiz yerleri fethedeceğiz. Mesela Endülüs var burada. Hala İberya mücadelesi devam ediyor. Ancak bu biraz sıkıntı olacak sanırım. Çünkü bu şekilde yani düklük açısından yapabiliyoruz. Yani mesela İberya dayanağını da halledebiliyor muyuz? Bu şekilde değil mi? İberya dayanağını da sanırım çözebiliriz belki. Çözmeye çalışırız artık. Bakalım. Uzun bir yol var önümüzde. Deneriz ama şansımız Fena olmaz. Buraya kadar sabredip beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Önce de demiş olduğum gibi videoyu şimdilik burada noktalamak istiyorum. Serimiz kesinlikle devam edecek. Yapabiliyorsak tüm bu dejur bölgeleri fethetmeye çalışacağız ve benim nihai hedefim bakın şu an o kadar uğraştık ve 1001 senesine geldik. Yani başlangıç noktamızdan ne kadar yapıyor? 134 sene geçmiş başlangıçtan bu yana. 867'de başlamanın ne yazık ki dezavantajlarından biri oyun süresi çok uzayabiliyor. 1200'e ve 1300'lere gelmeye çalışacağım. Aradaki kısımları atlayabilirim. Eğer e, çok farklı bir şey olmazsa, çok eşi benzeri olmayan şeyler olmazsa o kısımları tamamen atlayabilirim. Frankia serisinde olduğu gibi bonus olarak böyle böyle serimizin son videosunu bonus şeklinde Moğollara ve kara vebaya ayırmak istiyorum. Moğollar gelince bakalım karşı koyabilecek miyiz ve kara veba geldiği zaman bizi nasıl etkileyecek hep beraber göreceğiz. O zamana kadar tabii muhtemelen yine bir iki video gelir. 1200'lü ve 1300'lü yıllara kadar. Dolayısıyla tekrardan söylüyorum. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalın içeriklerini genel olarak beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü düşünceyi ve görüşü yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya görüşmek üzere, hoşçakalın.